Rakibine pozisyon vermemiş Şimdi Giresunspor'un yönetim kurulu üyesine tebrik ediyorum tahmini için. Ben de Giresunspor'un puan alabileceğini tahmin etmiştim bugün hı hı. cuma günü konuştuğumuz maçta. Çünkü oyunlar çok ters. Hani Giresunspor'un çok topla alakası yok. Gole giderken topla en az vakit geçiren takım ligde takımlardan bir tanesi. Fenerbahçe'nin oyununa ters gelebilecek hızlı oyuncuları var. Sergio Borja Sainz gibi. Gerçekten Hakan Keleş'in planları Fenerbahçe'yi sıkıntıya sokabilecek planlardı. Ama 11'e 11, e 11 e oynanan maçta, 11'e oynanan 11 oynanan bölümde Fenerbahçe çok iyi oynamadı tamam. kesinlikle. Evet, Ama sıfırı net bir sıfırı bulmuştu. Bir şekilde da yok. yok bir şekilde yok. Net pozisyonu yok. Bir şekilde maçı götürebilecekti. 10 kişi kaldıktan sonra ayrı şeyleri konuşabiliriz. Hamle yapar, yapmaz. Süpermen değil sonuçta Jorge Her 10 tamam, kişi kaldığında oyuna sonuçta oyuna müdahale edecek, oyunu çevirecek diye bir şey yok. Şunu ifade etmeye çalışıyorum. Bu teknik direktör hamlesini bir şekilde hani tutar ya da tutmadığı yani o zaman her maç o zaman o hamleyi öyle değerlendirmek lazım. Peki, Bunun bir kumar sen olduğunu bir teknik adam olsan lazım. oynayan takımı bozar mısın? E, sezon başından beri aynı 11'le çıkmadı ki. İşte onu söylüyorum. Oynayan takımı bozar mısın? E tamam da böyle başarı elde etti. İşte böyle başarı elde etti. Bu hafta da başarısız oldu ama. E tamam olacak tabii ki yani işte olacak. Her maç kazanamaz mi? ki. Her yani, başı, işte, o zaman ne yapacaksın? O zaman oynayan takımı yani kazanan Hı -hı. takımı bir sonraki hafta oynatıp kaybettiğinde de niye oynattın mı dememiz lazım? Yok. Ama o zaman derler ki işte o sürekli oynayan takımı e, oyunu bozdu. Şey oyunu bozmadı ama tabii ki burada takımda sıkıntı oluşturdu. Yani kötü oynadı deriz. Ama böyle olduğu zaman deriz ki müsait 11 kavramı. Hocanın kafasında hep müsait 11 var ya. Hı hı. Benim ideal 11'im yok, müsait 11'im evet. var ya. O yüzden müsait 11'i koydun da oradaki sıkıntı oluştuğunda da biz bunları konuşuyoruz. Tamam. Yani şimdi Alex Ferguson 145 maçlık bir rotasyon serisi var Manchester United'ta niye değiştirdin diyemiyorum. Başarılı olduğu i̇şte, dönemde işte. Niye bu. evet niye ha. değiştirdiğini i̇şte, diyemiyorum evet. çünkü değiştirmiş. Yani bu onun tercihi bu bir tarz tercihidir. Şimdi başarılı olduğunda ve başarı dün başarısız oldu. Tabii. Ama olacak ya ben bunu sezon başından beri söylüyorum. Ama ana sebep Hatta 10 kişi, kişi kalmaktı. Sanki tamamen Jesus <laughs> değil şimdi, hani... ama daha önce de 10 kişi kaldı. Maç çevirdiği maçlar da oldu. Onu da söylüyoruz. Yani. İyi de yani her yani. maçı çeviremezsen 10 i̇şte kişi kalıp maç de. çevirebilen Zaten kaç onu tane takım var? Onu söylüyoruz. Ama o zaman şu 10 kişi kalacağını tahmin ederek kadro kuramaz ki. Hücum oyuncularının bir, yani. e, bir biraz daha sanki dikkatli olması lazım. Geçen hafta tamam ya çok kazandı net bir ama Batu Çok net söylediğin doğru. Daha disiplinli Batu olması lazım. Batu için yaptığı hareketi Juan evet, Pedro için şöyle, yapması lazım. Kafasını gösterdi. Ee, şimdi Fenerbahçe'li dostlar kızabilirler. Valencia'nın gördüğü kırmızı kart Konyaspor'da benim nazarımda kırmızı karttır. Yap Yine yapacaksın. aynı hakem. Ya, fark Cessu etmiyor hangi buldu. hakem olduğu. Ben hakem üzerinde değilim. Ben o sığ tartışmalara girmiyorum. Şu hakem böyledir, bu hakem... İy i̇lgilenmiyorum çünkü. Hı hı. Ben oyuncunun hareketiyle ilgileniyorum. Valencia o öyle ayağını savurmayacak. Batshuayi iki sarı kartla bütün hakem otoriteleri tarafından bu arada ben tartışmıyorum. Ben o tartışmaya dahil olmuyorum. Hı hı. Tespitini yapıyorum. Hatalı olarak değerlendirildi ya. Ben ona rağmen Batshuayi gibi bir oyuncunun sarı kartı varken o topa öyle girmemesi gerektiğini savunuyorum. Çünkü büyük takım oyuncularının biraz daha bilinçli olması gerekiyor. O hareketi yapmasan... Belki bir saniye geç gelsen veya ayağını uzatmasan... Kırmızı kart görmeyeceksin. Sivas spor maçını 11 kişi tamamlayacaksın. Dün Joao Pedro... Biri röveşata... Bir diğeri de topu almaya çalışırken dönerken... iki tane ister istemez... Bence istem dışı bir tekme vuruyor ama... Rakibine bir müdahalesi var. Yapmayacaksın. Ya hakem tartışması şey... Fenerbahçe futbolcusu... Zeki olacak. Akıllı olacak. Sarı kartı varsa ona göre oynayacak. Çünkü bu kadar fiziksel yönü yüksek bir oyun tercih edilirken takımını bir, bir kişi eksik bırakmak gibi bir lüksün yok. Şimdi her takım 10 kişi kalabilir. Şimdi Giresun Spor Sergio 10. 3. dakikada kırmızı kart gördü Alanya Spor mücadelesinde ama Alanya Spor'a karşı iyi oynadı. Çünkü belki Giresun Spor'un futbolu 10 kişi kalmaya biraz daha müsait. Alanya Spor'a karşı oynamaya biraz daha müsait. Fenerbahçe gibi bir takımın 90 dakika şu an ya... 12. sırasında 15 puan olan Giresun Spirak. Evet. Yani dik... bir önceki hafta çok da Sivas iyi oynuyorlar spor. bu arada. Yani ben Hakan Hoca'yı tebrik ediyorum. Ben geçen sezondan beri Dur yönetimi ben... tebrik ediyorum. Çünkü 6 maç puan almadan giden bir teknik direktörle devam etme kararı Türkiye'de çok alınan bir karar değil. Evet. Şimdi bu kadar fiziksel oynayan bir takımda sen 10 kişi bırakamazsın. Hiçbir teknik direktör de maçta 10 kişi kalacağını tahmin ederek kadro kuramaz. Buraya kadar böyle gelmiş. Ben buraya kadar tercihin doğru olduğunu düşünüyorum ve bugün de söylüyorum hani puan farkı 2. Fenerbahçe lider olarak giriyor ama puan farkı 2. Kötü bir mağlubiyet almış kendi evinde. Avrupa Ligi'nde de lider ve muhtemelen rakiplerinden yaklaşık 15 maç fazla oynamış olarak bitirecek sezonu. Ya yani muhtemelen muhtemelen 15 maç fazla oynamış olarak bitirecek sezonu. Bugün söylüyorum. Sezon sonu neticeye bakmadan bugün itibarıyla George Usta projenin daha uzun vadeli yapılması gerektiğini savunuyorum. Çünkü tıpkı Okan Hoca'da söylediğim gibi... ...bugün şampiyonluk olur olmaz. Bugün başarılı gelir gelmez. Uzun vadede bu insanlar başarılı olabileceklerinin emarelerini veriyorlar zaten. Biz hep günlük, hep oldu olmadı gönder, çöpe at bunlar çöp zaten olmaz... ...dediğimiz için istikrarlı başarıyı yakalamakta zorlanıyoruz. İstikrarlı bir yapı elde etmek istiyorsak bu adamlara, bu yöntemlere, bu kişilere sabır göstermemiz lazım. Alan açmamız, proje üretmemiz gerekiyor. Bugün söylüyorum bak. Fenerbahçe şampiyon olsun olmasın. Hiç önemli değil. Fenerbahçe şampiyon olsun olmasın. Hiç önemli değil. Jorge Jesus gibi bir teknik direktörü bulduysan onunla uzun vadeli bir yapıya gitmem lazım. Bir yıllık anlaşması var biliyorsun değil mi? Biliyorum. Bu o yüzden yani, bir yılın sonunda ben gitmek istiyorum <laughs> Tamam. şeklinde demeçleri de var. O da yöneticilik kabiliyeti. Sen de ikna edeceksin. Ali Koç'a büyük Koç iş Koç Sen Orada. Taraftarın da dün bir pankartı vardı. E, hep bizimle oldu. Hep Ali bizimle Koç kaldı. Ya ya. Olabilir. Benfica'dan da gitti adam. Bir Benfica efsanesi. Sporting'den de gitti. Gitti Flamengo'da olağanüstü işler yaptı. Üç tane kupa kazandı. Kıtasal kupayı kazandı. 1982'den beri kazanamıyordu. Yine gitti. Olabilir. Teknik direktörün tarzı bu olabilir. Ama nihayet doğru bir isim bulmuşken birçok noktada... Yani yeni bir maceraya gerek yok, gerek yok Fenerbahçe açısından. Bak sonuçtan bağımsız söylüyorum ben. Çünkü sonuca çok takılan değil. Sonuca giden yol benim için çok önemli. Hı hı. Doğru yolsa, doğru kişi ise, doğru yöntemse ben onun istikrarlı, ısrarlı bir şekilde devam etmesi taraftarıyım. Peki şimdi e, bu hafta biliyorsunuz hakemlerin teknik direktörlerle gidip tokalaşma, e, el sıkışma haftası. Mete Kalkavan yaptı Ankara Gücü Trabzonspor maçında. Şu özetin başında e, o pozisyon var. Oraya getirip bir ...gösterme şansımız var mı? Onu bir gösterelim. Ondan sonra Arda kardeşlerle ilgili konuşacağız. Dün çünkü çok tepki vardı. Çok ağır tezahüratlar vardı Arda kardeşlere. Ve George Jesus'la basın toplantısında vurguladı. Onu da hazırlayalım. Jesus'un basın toplantısına pas atacağız. Hangi pozisyon? Bu özetin başında... ...Jesus'la Arda kardeşlerin tokalaşıp bir sarılması vardı. Hazırlıyor muyuz onu? Böyle başladı böyle bitti diye mi vereceğiz? <laughs> bak, bak işte bu. İşte burada George Jesus'la gidip bir tokalaşması söz konusu. Ama Nasıl maç söyleyeyim? sonrasında da Jesus neler dedi. Şimdi onu bir hatırlayalım. Üstüne konuşmamız gerekiyor. Bakalım neler söylemiş. Valencia'nın da basın toplantısına gelip Jesus'la vedalaşması çok anı. enteresan.